Hayırlı sabahlar arkadaşlar. <laughs> ee, Cenab-ı Hak yeni başlayan bugünün rahmetinden, feyizinden, lütuflarından, bütün bereketinden cümlemizi hissedar etsin inşallah ve bütün görünür görünmez, bilinir bilinmez şerlerinden de muhafaza buyursun. Öncelikle kendi kendimize vereceğimiz zararlardan bizleri muhafaza buyursun. Biz eğer kendimize zarar vermeyi bırakırsak gerçekten bir başka kişi şeytan da dahil olmak üzere bize zarar veremez. Çünkü başkalarının verdiği zarar büyük ölçüde bizim kendi zaaflarımızdan, zayıflıklarımızdan, boşluklarımızdan yani kendimize verdiğimiz zararlardan kaynaklanır. Böyle bir başlangıç yapmak geldiği içimden bilemiyorum. Şimdi bugün sizlerle e, Ataullah İskenderi'nin Hikimi Ataiye isimli eserini okumaya başlayacağız. Fakat benim yine size tavsiyem dün olduğu gibi okuduğumuz eser hakkında ve bu eserde geçen işte her gün geçen kavramlar hakkında mutlaka ansiklopediden İslam ansiklopedisinden ilgili maddeleri okumanızı tavsiye ediyorum ve başlangıç olarak da yazarının hayatını okumanızı tavsiye ediyorum Hatta ben açtım ve ilgili maddeler var böyle bakıyorsanız Eğer ansiklopediye e şimdi İbn Hatallah el İskenderi maddesinin yanında mesela işte tarikatı Şazeliye menakıbını yazdığı sufi şeyhi hocası işte bütün hocaları etkilendiği isimler diye yan tarafta böyle konuyla ilgili diğer maddelere de referanslar var. vakti olan, merakı olan onları da okursa böyle bütüncül bir bilgiye, bir kültüre yani bu okuduklarımızı, duyduklarımızı nereye dayandıracağız? Bununla ilgili bir zemine kavuşmuş olur. Çok güzel olur. Hatta bir kitap okumuştum. Ben de kendimce bir şeyler yapmaya başlamıştım da pek çok yarım bıraktığım iş gibi. O da akamete uğradı. Şöyle diyordu kendinize etkilendiğiniz bir sanatçı, yazar fark etmez. Yani kimden etkilendiyseniz etkilendiğiniz bir isim seçin. O ismin bütün işte hayatını, eserlerini, ne yapmış, biyografisini okuyun. Ondan sonra kendiniz o kişinin etkilendiği üç tane isim seçin. O kişiyi etkilemiş etkilemiş isimlerden üç kişi seçin ve onların da aynı şekilde biyografilerini, eserlerini, çalışmalarını, metotlarını inceleyin, okuyun, hazmedin. Yukarıya doğru her birinin de etkilendiği üçer isim, isim seçin. Böylece kendinize bir e, adeta yani bu benim ifadem e, bir entelektüel soykütü edinmiş olacaksınız. Bir ekole, bir e, yola e, ait olacaksınız, orayı hazmedeceksiniz ve bu sizin için bir çığır açacak kendi yolunuzu bu şekilde açacaksınız demişti çok da yerinde bir tavsiyeydi bana göre fakat yapamadım akamete uğradı kendi seçtiğim kişiyi yukarıya doğru sürdüremedim yani şimdi biz o kadarını yapamasak da hiç olmazsa eserini okuduğumuz isimleri e, biyografilerini işte etkilendikleri isimleri metotlarını e, hiç olmasa yani bu en en asgarisini söylüyorum arkadaşlar İslam Ansiklopedisinden okursak e, okuduğumuz her şey zihnimizde daha sağlıklı bir yere yerleşir e, maddenin tamamını tabii ki ben okumayacağım size fakat seçtiğim bir paragraf var e, orayı sadece okuyacağım arkadaşlar kimi okuyoruz bilelim diye 14. yüzyılda yaşamış miladi 14. yüzyılda yaşamış ataullah iskenderi Allah rahmet eylesin alim bir aileden geliyor hatta dedesinin tasavvufa karşı isimlerden olduğunu bir fıkıh alimi olduğunu kendisinin de başlangıçta o yoldan gittiğini fakat daha sonra işte şeyhiyle tanıştıktan sonra metodunu değiştirdiğini fakat hiçbir zaman da şeyden siz söyleyin şeriatın sınırlarının dışına çıkmadığını. Çünkü tasavvuf tasavvufta bu çok olasıdır. Yani çok zorlar sınırları tasavvuf. Efendim o damarın yani ait olduğu o damarın her zaman onu böyle belli bir çizgide tuttuğunu falan söylüyor. Şimdi bu orayı da okumadan önce bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Genelde, bu tabi alimlerimizin, hocalarımızın yaptığı bir tasniftir. Benim de hem kendimi anlamamda hem insanları anlamamda çok işime yaramıştır. Onu da sizinle paylaşayım, yeri gelince paylaşırım hep bunu. Genelde dini konulara yaklaşımda üç esas metot vardır derler. Birincisi, yani bu önem sırası falan değil, e, üç metodu şimdi söylüyorum, önem sırasına göre değil. E, beyani metot, irfani metot ve <laughs> heh, üçüncüsü <laughs> burhani metot, burhan metodu. Yani beyan, irfan ve burhan. Beyan metodu, e, açıklama demek beyan biliyorsunuz. E, dini metinlere ağırlık veren, ağırlık merkezi her zaman Kur'an ve sünnet olan Zahiri ilimler olan ağırlık merkezi yani ve o Kur'an ve sünnetin çizdiği çerçevenin içinde e, düşünce ve fikir üreten, çözüm üreten, yeni e, çözümler getirecekse o çerçevenin içinde kalan metot demek. Daha çok ağırlıklı olarak fıkıh ve kelam metodu diyebiliriz buna. E, Haddimi aşmaş olmazsam. E, i̇rfani metot tasavvufun metodudur arkadaşlar. O da işte sezgi, keşif. Kalp, ilham gibi e, daha çok kişisel bilgi edinme yöntemlerine dayalı olarak e, zevkini çizdiği yolu buna göre çizen metot demek. Arkadaşlar burada işte e, her tarikatın, her metodun kendine göre bir yolu var, tavsiyeleri var. İşte siz insan yani kendi nefsini o kadar aşar ki, o kadar ...bu fizik alemin sınırlarını aşar ki işte artık doğrudan bilgi alır, bilgiyi doğrudan alır. Burada en tehlikeli kısmı bu metodun bana göre arkadaşlar ilhamla vesvese arasını ayırt edebilme becerisidir. Yani burası şeytanın da çok oynadığı bir noktamızdır bizim. Yani kalbimize doğanın, içimize doğanın şeytandan mı, rahmandan mı olduğunu, o anda bize, bizimle şeytanın oynayıp oynamadığını nasıl ayırt edebileceğiz? İşte bunun için burada yine İbni Haldun'un Tasavvufun Mahiyeti isimli eseri, yani daha doğrusu İbni Haldun'da tasavvuf konusunu araştıran Süleyman Uludağ Hoca'nın Tasavvufun Mahiyeti eserinde bu konu giriş kısmında geniş geniş anlatılır. O Orayı da hararetle tavsiye ederim. Üçüncü metot Burhan metodu, o da felsefecilerin metodudur. Her şeyi akılla anlayabileceklerini söylerler. Akli izahlar, mantıki izahlar diğer kaynakların belirleyicisidir. Yani diğer kaynaklar bu ikisine göre değerlendirilir. Akıl, akıl süzgecinden geçmeden, akıl ve mantık süzgecinden geçmeden kabul görmez ve akli ve mantıki izahlar, en önemli yöntemdir, en önemli dayanaktır bu metotta. Şimdi her birimiz yani çevrenize de baktığınızda her birimiz aslında adı konmamış olsa da bu üçünden biriyle hareket ederiz. Ağırlık merkezimiz bu üçünden birindedir. Acizane kanaatim yani benim kanaatimin hiçbir önemi yok ilim tarihi açısından ama sonuçta burada sizlere bir şeyler anlattığım için ister istemez benim de bir kanaatim olmuş oluyor ve siz de beni dinlemeyi tercih ettiğiniz için bu kanaati paylaşmak durumundayım. Benim kanaatim arkadaşlar bir yani mutedil bir Müslümanın özellikle de biraz hani ilimle ve bütün İslami ilimlerle hani bir nasıl diyelim merak düzeyinde bile olsa ilgilenen bir müslümanın bana göre bu üçünden de istifade etmesi gerekir. Ama üçüne de eşit olamayız arkadaşlar. Çünkü hepimizin bir mizacı, bir daha doğrusu kendi kabiliyetlerinden gelen, kendi karakterinden gelen bir mizacı vardır ve bu e, ilim öğrenme ve açıklama öğrendiklerini açıklama izah etme veyahut da kendi kendini e, ikna etme yani e, dini bir bilgiye ulaştınız bunu kendinize nasıl izah edeceksiniz kendi kendinizi nasıl buna efendim iman edeceksiniz yani. Buna işte kendine izah etme, iman etme noktasında her birimizin ağırlık merkezi bu üçünden farklı yerlerdedir. Kimimiz işte akli izahları çok önemseriz. Kimimiz manevi, kalbi, e, batıni, tasavvufi izahları çok önemseriz. Kimimiz de illa işte bir yere dayandırmak isteriz. Kur'an ve sünnette bir yere dayandırmak isteriz. Bunun bir hani bir şey duyduğumuzda hemen böyle hop diye hayran olmayız. Şimdi aşağı yukarı anladınız ben bu üçüncü merkezde benim ağırlık merkezim bu üçüncüsünde arkadaşlar böyle işte falan büyük sufi işte Mevlana İbni Arabi bir şey demiş hemen böyle ona hayran olamam tamam da işte bu Kur'an ve sünnetin neresine sığıyor nasıl sığıyor İlla o çerçevenin içine sığması gerektiğini düşünürüm ben yani dolayısıyla sizin karşınızda. Böyle biri var kendimi test etme yani ilmi anlamda test etmeyi başaramam ama kendime baktığımda arkadaşlar hani bir orana vuracak olursak ağırlık merkezimin %60 beyan merkezinde olduğunu diğerlerinde %20 %20 şeklinde bulunduğunu hissediyorum kendimde bu bir dediğim gibi kesin bir bilgi değil. Sizin de her birinizin mutlaka bir ağırlık merkeziniz vardır İşte bu metotlardan birinde. Mesela bazılarımız sufi kaynakları okurken daha büyük zevk alır, daha kendisi için irşad edici bulur, daha faydalı bulur, onlarla daha çabuk ilerler. İşte o sizin ağırlık merkezinizin irfan metodunda olduğunu gösterir. Bunda hiçbir sakınca yok. Kimimizde işte daha böyle felsefi, kelami izahları daha çok önemser. Bunda da hiçbir sakınca yok. Bana sorarsanız hiçbir sakınca yok. Efendim tek şartla işte o Kur'an ve sünnetin çizdiği çerçevenin dışına çıkmamak şartıyla arkadaşlar. İşte ataullah İskenderi'nin böyle bir fakih geçmişinin olması hem ailesinde hem kendisinde kendisinin de yola bu şekilde başlamış olması... Mesela aynı şey gazali için de söz konusudur. Bu insanları bize, yani benim meşrebimde olanlara daha çok sevdiriyor. Niçin? İşte o çerçevenin dışına çıkmadıkları için. O çerçeveyi bildikleri için. Yani şeriatın zahirini her zaman korudukları için. Hatta ben mesela kitabı sonuna kadar okumadım. Şimdi sizinle birlikte okuyacağız. Ama orada bile bazen böyle o sınırları zorladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle diyor, ansiklopedi arkadaşlar, Ataullah İskenderi için daha çok kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, vaaz ve sohbetleriyle tanınan İbni Ataullah'ın bu özellikleri başta El Hikemül Ata'iye olmak üzere eserlerine de yansımıştır. Yani bu bu eserde biz böyle hikmet dolu, zaten adı da üzerinde Ata'iyenin hikmetleri demek, Hikemi Ata'iye. Efendim, e, hikmet dolu böyle insan kitleleri derinden etkileyen. ...böyle bir retorik bir dili olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu dil akademik çevrelerde biraz böyle küçümsenen bir dildir. Küçümsenen demeyeyim, bir şeyi küçümsemez ilim insanları. Yani önem sırasına göre daha arkalarda görülen bir dildir. Para etmez o çevrelerde yani. Akademik bir metin mümkün olduğu kadar öğüt vermeyen bir metindir. <laughs> Acizane gözlemim yani. Fakat benim kanaatim de arkadaşlar o ilmi, akademik ilmi metinlerden beslenmemiz ve sınırlarımızı onların çizmesi kaydıyla İslam'ın evrenselliğinin her seviyeden insana ulaşmasının arkadaşlar işte bu metotla mümkün olacağı kanaatindeyim ben. Yani hikmet içeren, kalplere tesir eden ne yapacaklarını söyleyen hatta bu bugün de çok sorgulanan bir şey. Ben bunda hiçbir sakınca görmüyorum arkadaşlar. Çünkü insanlığın büyük çoğunluğunun e, kendisine bir konuda ne yapacağını söyleyen yani onu irşad eden bu ama dayatma şeklinde değil. Yani doğru budur, yanlış budur diye net bir şekilde söyleyen bir dile insanlığın büyük çoğunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bel hele belli yaş dönemlerinde hepimizin buna zaman zaman yani zaman zaman çaresiz kaldığımızda hiç hiç kullanmadınız mı bu dili? Yani lütfen bana bir şey söyle. Şimdi ben bu durumda ne yapmalıyım sence? Yani kafamızın, düşüncemizin dumura uğradığı ya da böyle kendimizi çıkmazda hissettiğimiz işin içinden çıkamadığımız, niye? Çünkü dışarıdan bakamadığımız için duygularımızın çok fazla galip geldiği dönemlerde bize birisinin ne yapmamızı gerektiğini söylemesini isteriz. Kur'an'ın dili de acizane kanaatim böyle bir dildir arkadaşlar. Eserleri de ayrıca tasavvufun en derin konularına dair bilgiler bulmak mümkündür. Yani bir vaaz ve irşat dili olmasına rağmen çok derin hususları da o dilin içerisinde anlatmıştır diyor. Göreceğiz işte hep beraber. Yine acizane kanaatim Kur'an ve Sünnet de böyledir arkadaşlar. Okur yazar olmayan bir insan da Kur'an'dan bir sureyi dinlerken mesela Yusuf suresini dinlerken hatta Rahman suresini dinlerken ondan etkilenir, ondan efendim Allah'a kendisini yaklaştıran e, nefsin'e karşı e, işte e, ona yardım eden yani ilkelerine, inançlarına uygun yaşamasına yardım eden e, şeyler bulur, irşatlar, rehberler bulur onlardan. Fakat aynı zamanda bir ilim insanı da oradaki derin Tekniklerden son derece etkilenir. Dolayısıyla bir metnin acizane kanaatim ilahi olana yakın olması bütün insan topluluklarına aynı cümleyle hitap edebilmesindedir. Yani işte anladınız siz ne demek istediğimi daha fazla vakit geçirmeyelim bununla. Efendim, ancak İbni Ataullah düşüncelerini ifade ederken Vahdeti Vücutçu Sufilerin tartışmalarına, tartışmalara yol açan tespitlerine temas etmemiş. İşte bu e, onun çizdiği sınırların kendisi için belirgin e, olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Vahdeti Vücut ile Vahdeti Şuhut arasındaki dengeyi çok dikkatli bir şekilde korumuştur. Riya ve şöhretten uzak, ibadet ve taat, tevekkül, teslimiyet, reca ve ümit onun tasavvufi düşüncesinin temel kavramlarıdır. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğuyla değil, tefekkürün incelikleriyle yoğrulmuştur. Demek onun için yakın hissediyoruz işte kendimizi. İbn-i göre amel ve ibadetler Zaten ilk hikmette de bundan başlayacak arkadaşlar ama burası çok dikkatli olmamız gereken bir konu. Amel ve ibadetler bir takım şekil ve suretlerden ibaret olup bunların ruhu abidin kalbinde bulunması gereken ihlas sırrıdır. Şimdi yeri gelmişken hemen bunu burada bir iki cümle söyleyeyim. Yine diğer metinleri, asıl metinleri okurken de gereken açıklamayı yapacağım kendimce. Şimdi arkadaşlar ibadetlerin e, ibadetlerde asıl olan şekil ve suretler değil. Bunların ruhu olan abidin kalbindeki ihlas sırrıdır. Peki arkadaşlar. Peki bir cisim olmayınca ruh olur mu? Çünkü bazıları öyle olması gerektiğini, öyle olacağını savunuyor. Yani diyor ki asıl olan madem ki ihlas o zaman işte o kalpteki yani Allah'a yakınlık, biz o yakınlığı Allah'a yakınlığı e, şekli kurallara uymadan da sağlayabiliriz. Çünkü asıl olan o zaten diyor Yani bu bilhassa da tasavvufa dayandırılarak, tasavvufi bazı metinlere dayandırılarak söylenen... Bir şey bu ve bazı kesimlerin de çok hoşuna gidiyor bu çünkü o zaman kurallara çok uymanız gerekmiyor çünkü asıl olan sizin kalbiniz kalbinizdeki Allah'a yakınlık o yakınlığı siz işte herkes kendince başka bir yolla kurabilir. Dolayısıyla hani bunlar şekilde kalmış şeylerdir şekli şeylerdir bakın bu ifadeleri çok duyarsınız çok değişik formlara büründürerek bunu tekrar tekrar edebiyatta başka bir şekilde işte felsefede başka bir şekilde sosyal medyada başka bir şekilde çeşit çeşit kalıplarla tekrarlanan bir şey bu ve bir süre sonra... Adeta yani dinin zahiri kurallarına yani farzlara, haramlara uymaya çalışanları böyle neredeyse küçümseyen yani bunlar işte kabukta kalmışlar, dinin özüne inememişler. Böyle işte haramlar farzlarla oyalanıp duruyorlar falan gibi tarih boyunca ama bu yeni de değil işte çok e, tasavvufi metinlerde bilhassa sıkça rastladığımız bir yaklaşım. Şimdi arkadaşlar, Ataullah İskenderi gibi, Gazali gibi mesela Gazali de bunun üzerinde çok durur. İşte eh, ihlas olmadan kılınan namazı ölü bir cariyeye benzetir. Padişaha padişaha ölü bir cariye yani bir ceset hediye ettiğinizde ödül mü beklersiniz? Orada yoksa bir e, tevbih mi beklersiniz diye böyle hani bizi e, hakikaten düşündürür. E, e, peki Arkadaşlar Ataullah İskenderi gibi, Gazali gibi, Mevlana gibi, İbni Arabi gibi sufiler yani öze, kalbe, asıl olana, Cenab-ı Hakk'ın asıl nazargahı olan iç dünyamıza dikkatimizi çeken ve bunlardaki eksiklikleri gidermemiz için bizi ikaz eden bu alimlerimiz, bu sufilerimiz buradan böyle diyerek ibadete gerek yok, zahiri kurallara uymanıza gerek yok, zekat vermeseniz de, hacca gitmeseniz de, namaz kılmasanız da kalbiniz temiz olsun yeter ki. Yeter ki kalbinizde işte Allah sevgisi olsun, asıl sizi kurtaracak olan budur mu demişlerdir arkadaşlar. Yani şunu mu diyor Gazali mesela? Yani padişaha ee, ölü bir cariye hediye edersen ceza görürsün. O, o cariyeye şey verecek olan siz söyleyin, hayat verecek olan asıl ruhtur. Dolayısıyla sen namazını kılarken rükusuna, secdesine, işte ayağını nereye koyacaksın, elini nereye koyacaksın bunlara dikkat ettiğin kadar oradaki ihlasa huşuya da dikkat etmek zorundasın. O olmadığında o namazın ruhu olmamış olur. Dediğinde madem ki ruhu yok o halde kılma mı diyor? yani o sonucu çıkarıyor çünkü bazıları bu ifadelerden. Asla öyle dediklerini düşünmüyorum. Öyle demediklerini görüyoruz zaten kaynaklarda da. Arkadaşlar onlar bizi bulunduğumuz yerden alıp bir üst seviyeye çıkarmak istiyorlar o metinler, o alimler. Bu yorumları yapanlar ise yani işte şeye gerek yok, zahire gerek yok, asıl olan ruhtur diyenler ise bizi bulunduğumuz yerden daha aşağı konuma, indirmek istiyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu açıdan her birimiz kendi duruşumuzu çok iyi tespit etmeliyiz arkadaşlar. Allah uzun ömürler versin. Hayrettin Karaman hocanın çok sevdiğim bir sözü var bir ders esnasında bize söylemişti. Bir konuyla ilgiliydi söylediği bu söz. Fakat aslında her konuya uyarlanabilen çok kıymetli bir söz. Diyor ki demişti ki daha aşağısına inmeyeceğiniz bir en alt basamağınız olması lazım. Yani kendinize bir kırmızı çizgi, Bunun daha altına inmeyeceğim diyeceğiniz. E, bu her konuda böyle. Yani insan ilişkilerinde böyle, ahlaki konularda böyle, ticaret yaparken, ibadet yaparken bana sorarsanız her konuda, bun yani beş vakit namazın da altına inilmez artık. Beş vakit namaz arkadaşlar. E, yani aslında hani çok da övünülecek bir şey değildir bir insanın beş vakit namaz kılması. Ama bugün neredeyse evliya gözüyle bakacağız değil mi? Ee, yani bu her Müslümanın yapması gereken asgari ibadettir arkadaşlar. Asgari ibadettir. İnsanı Müslüman kılan asgari e, ibadettir Allah ile ilişkimiz açısından. Her neyse efendim e, sufiler tekrar ediyorum tek buradaki cümleyi okuyayım. İbn Ataullah'a göre amel ve ibadetler bir takım şekil ve suretlerden ibaret olup bunların ruhu abidin kalbinde bulunması bulunması gereken ihlas sırrıdır derken sufiler ibadetlere gerek yok eğer ihlas yoksa demiyorlar. Diyorlar ki o ibadetlerinize ihlası ekleyin. İhlasla birlikte yapılmasına dikkat edin. Yani bizi dediğim gibi bir noktadan alıp bir noktaya yükseltmek istiyorlar. Fakır ve iftikar denilen fakır yani insanın Allah karşısındaki iki cephesi var bu fakır fak e, mertebesinin fakır mertebesi tasavvufta bir mertebedir. Fakirlik demek aslında. Bunun iki iki cephesi var, iki yönü var. Birincisi insanların elindeki her şeyden Gözünü çekmek yani insanların elinde olan hiçbir şeye evine, malına, mülküne, çoluk çocuğuna, zekasına, başarısına, işte mutluluğuna hiçbir şeye göz dikmemek. İnsanların elindeki her şeyden istina halinde olmak. İkincisi Allah karşısında tamamen yetersiz, çaresiz olduğunu bilmek. Yani Allah karşısında o sana vermedikçe, o sana yardım etmedikçe, o senin elinden tutmadıkça senin çabanla, senin gayretinle hiçbir şey olamayacağını bilmek. Allah karşısında tam bir çaresizlik, insanlar karşısında tam bir elini ve gözünü onlara verilenlerden çekme hali. Müthiş bir noktadır burası bunun üzerinde çok duruyor Ataullah İskenderi. Fakir, fakır veya iftikar denilen Allah'a muhtaç olma hali üzerinde ısrarla duruyor. Şimdi bunun zıttı ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanın kendisini kendisine yeterli görmesi. Daha Alak suresinde ne diyordu Rabbimiz orada? İnnel insane leyatga en raahu İlk inen sureler sure olarak değil ama İlk beş ayeti ilk inen ayettir. Bunlar da vahyin başlangıcında inmiş ifadelerdir. İnnel insane leyatga insan kuşkusuz hem inne hem le harfi bunlar tekit içindir. Cümlede iki kere tekit yapılarak yani hiç şüphe yok. Kesinlikle biliniz ki insan tuyan eder. Tuyan arkadaşlar sınırlarını aşmak demek, haddini aşmak demek. Bir dere yatağından derenin taşması demek. Yani insan sınırlarının dışına çıkar, haddini aşar, azgınlık eder. Azgınlık diye çevriliyor. Azgınlık eder. Ne zaman? En <laughs> ra'ahustana. Ne zaman ki kendisini Allah'a muhtaç görmezse. Yani insan kendisini her şeye yeterli görürse, kendi kendine yeterli görürse, ben yaparım, ben hallederim, ben çalışarak kazandım, ben aklımı kullanacağım, işte ben şunu yapacağım derse, Allah'a ne kadar muhtaç olduğunun idrakinde olmazsa, bazı genç kardeşlerimizde görüyorum bu tarzı yani çok batılı, çok modern bir tarzdır bu. Yani insan ve hümanist, hümanizm dininin Artık böyle diyebilirim rahatlıkla. Ben hümanizmin bir din olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnsanın kendi kendine tapması demek. İnsanın en yüce değer, bütün değerlerin kaynağı. Mesela bunun çok çeşitli söyleniş biçimleri var. Mesela bunlardan birisi de şudur. Senin kendini nasıl hissettiğin önemli. Dolayısıyla doğru olan şey nedir? Sen kendini nasıl mutlu hissediyorsan senin doğrun odur diyor. Bu ne demek? Ben yani doğrunun ve yanlışın kaynağı mıyım yani? Ben mi belirliyorum neyin doğru neyin yanlış olduğunu? İşte o dinin, hümanizm dininin de tesiri altında dediğim gibi bunlar çok çeşitli boyutlarda bu felsefi söylemler, işte edebiyata sızma şekli, başka sosyal medyada ele alınış şekli, başka günlük hayattaki konuşma, konuşma diline girmiş şekilleri, başka çok çeşitli aşamalarda bunlar çeşitli kalıplar halinde sürekli empoze ediliyor arkadaşlar böyle bir komple teorisi var birileri yapıyor bunu demiyorum yani çağın ruhu şu anda içinde yaşadığımız çağ böyle bir dönem arkadaşlar insanın kendisini ilahlaştırdığı bir dönem işte ataullah İskenderi'nin söylediği ısrarla üzerinde durduğu fakır ve iftikar halinin bu dönemde bize en çok ihtiyacımız olan e, makamlardan birisi olduğunu düşünüyorum ben de. Fakır veya iftikar denilen Allah'a muhtaç olma hali üzerinde ısrarla duran İbni Ataullah çünkü ancak o sayede biz dua edebiliriz. Ancak o sayede biz e, Allah'ı hatırlarız arkadaşlar. Yoksa bugün bakın bunu her yerde söylüyorum siz de kendi çevrenizde gözlemliyor olabilirsiniz. Bugün biz arkadaşlar bir Müslüman kardeşimizle oturuyoruz. Yani kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Biz de Müslüman olarak tanımlıyoruz. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Siz de bakın yani kendi hayatınıza. Arkadaşlar eğer bir insanla iki saat konuşuyorsan ve bu iki saatin içerisinde bir kez bile, bir kez bile Allah, peygamber, ahiret, öbür dünya bunlar çok çeşitli formatlarda geçebilir. Mesela işte Allah korusun, Allah'a sığınıyoruz, ya Allah yardım etsin, biz kendi başımıza ne yapabiliriz ki? Ya da ne bileyim, bu dünyanın üstü varsa altı da var. İşte orada, biraz da orada göreceğiz bazı şeyleri falan. Ben bunu en yakın arkadaşlarımda bile görüyorum arkadaşlar. Yani bir şeyi öbür dünyaya bırakmak, Hani aklı almıyor yani nasıl yani öbür dünyayı her şeyi burada halletmek istiyor. Bu işte çok sekülerleşmiş Hakikaten hümanizm dininin bize bizim içimize kadar işlemiş e, dilidir arkadaşlar bunlar ve baktığımız zaman e, bunların hiçbiri o konuşmada geçmiyorsa sadece iki saat boyunca hep dünyevi şeyler, hep işler, güçler efendim alışveriş, tüketim işte bir takım güya hani daha entelektüel sohbetlerde var işte sanat, moda, ne bileyim müzik, bilmem resim, şu bu konuşuluyor. Hiçbirini önemsiz görmüyorum ayrıca ama içinde tek bir cümleyle olsun inançlarımız ve değerlerimiz bizi başkalarından farklı kılan ee, gör, görüşlerimiz tek bir cümleyle olsun yer almıyorsa biz artık o iddia ettiğimiz görüşte olduğumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. Süreyi de böylece doldurmuş oluyoruz. Ee, efendim bunun üzerinde ısrarla duruyor. Fakır ve iftikar denilen Allah'a muhtaç olma hali üzerinde ısrarla duran İbni Ataullah haşiyetle beraber olan ilmi en hayırlı ilim olarak görür. Haşiyet Arkadaşlar huşu kelimesinin eee mastarı nasıl diyelim? Korkudan ve heybetten doğan saygı demek. Yani bir baş bir makamın önünde ama bu korku böyle hastalıklı bir korku değil arkadaşlar. O makamın her şeye muktedir olmasını bilmekten doğan bir korku. Yani karşınızda biri var her şeye muktedir. Her şeye muktedir. Senin bütün hayatın, ölümün, başarın, mutluluğun her şeyin onun elinde. Ve ağzından çıkan tek bir kelimeyle ol deyince her şey oluyor. İşte bu makam karşısındaki saygı, saygı, boyun eğiş, kendi kulluğunu kabul ediş, kibirden, gururdan o makama karşı e, enaniyetten uzak duruş demek, teslimiyet demek haşyet namazda da olması gereken şartlardan biri vaciptir yani huşu. Huşu namazda vaciptir. Öyle şey ciddi bir şey yani. Huşu peki nasıl belli olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz kılan birini görüyor. Üstüyle başıyla oynuyor böyle etrafıyla meşgul oluyor. Bunun kalbinde huşu olsaydı azalarında da olurdu diyor. Yani bizim dışımız arkadaşlar içimizin göstergesidir. Bazıları diyor ki sen benim içime bak. Ben senin içine bakamam. O öyle bir yeteneğim yok. Ben senin dışına bakarım. Arkadaşlar herkes birbirinin dışına bakar. Sevgi, nefret, korku, efem ne bileyim saygı bunlar hep dışımızda görülür. Arkadaşlar biz birbirimizin içine bakamayız ki. Biz birbirimizin duygularını, iç dünyasını dışından biliriz. Dolayısıyla duygularınız gösterilmedikçe karşı taraf tarafından bilinmez. Onu da söyleyelim. Ha bilinmesine gerek yok diyeceksiniz. Kendimiz de e, hatta bu konuda çok çeşitli çalışmalar var. Kendimizde bir duyguyu kendimizde var etmek istiyorsak o duyguyunun sonucu olan davranışları taklit etmek suretiyle o duyguyu kalbimize yerleştirebiliriz. Yani bunu Gazali de söylüyor, bugünkü psikologlar da söylüyor. Ee, çok ilginçtir bu insanın içiyle dışı arasında böyle bir etkileşim olması. En hayırlı ilim ona göre haşiyetle beraber olan ilim. Yani hem bilgi sahibi olacak ama hem de Allah'a karşı çok yüksek düzeyde bir saygı hissedecek içinde. İşte bunu bazı alimlerimizde görüyoruz, bazı alimlerimizde göremiyoruz. Hepsinin iç dünyasını Allah bilir ama biz dıştan gördüklerimizi söylüyoruz. Onun düşüncelerinde Hakimettirmizi, Sülemi, Haris el-Muhasibi, Ebu Talip el-Mekki, Abdülkerim el-Kuşeyri ve Gazali'nin tesirini görmek mümkündür diyor ansiklopedimiz. Arkadaşlar bir paragraf okudum size sadece. Birinci hikmet hiç olmazsa bir cümle söyleyelim. Haftaya buradan devam ederiz. Birinci hikmet arkadaşlar günah işleme ve hataya düşme zamanında ümidin azalması amele güvenmenin alametlerindendir diyor. Üzerinde çok düşünülmesi çok konuşulması gereken bir cümle. Efendim zaten iki sayfa kadar yaklaşık izah yapmış bu kitabın şarihi olan efendim Kastamonulu Seyyid Hafız Ahmet Mahir Efendi. Bu da 1925'te vefat etmiş. Ee, yine kitabın başlarında e, hayatı hakkında bilgi var. Arzu edenler kitabın şari, şarihi olan bu zatın hayatında giriş bölümünde okuyabilirler. Günah işleme ve hataya düşme zamanında ümidin azalması. Yani bir günah işlediğinde o kadar çok mesaj geliyor ki bize bu doğrultuda. Bir günah işlediğinde bir hata yaptığında Allah'a karşı bütün ümidini kaybediyor. Kendisini çok kötü Kötü, çok kötü bir şekilde düşmüş olarak görüyor ve hani sanki adeta hiç affedilmeyecekmiş gibi hissediyor. İşte bu durum diyor amele güvenmenin alametlerindendir. Senin Allah katındaki değerin amelinle değil diyor sadece. E, amele bu kadar çok güvenirsen diyor, kendi ameline bu kadar çok güvenirsen en ufak bir günah durumunda Artık oradan hiçbir ümidinin kalmayacağını çünkü oradaki tek değerinin amelinden kaynaklandığını zannedersin. Ondandır diyor. İşte bunu açıklayacağız inşallah arkadaşlar haftaya. Ee, Cenab-ı Hak hepimizin e, kalbini, aklını, bedenini, bulunduğu muhiti, çevresini, okuduğumuz, ettiğimiz, e, zihnimize, kalbimize aldığımız her şeyi bir nur vesilesi kılsın. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar.